Etnik veya dini grubun özgürlük alanı daralmamış, hayatına müdahale edilmemiştir. Türkiye'nin son 16 yılından rahatsız olanlar da senelerdir kendilerini imtiyazlı vatandaş konumuyla görmeye alışanlardır. Her ne kadar birileri gerçekleri ters yüz ederek anlatmayı alışkanlık haline getirmiş olsa da biz demokrasinin geliştirilmesi, hak ve özgürlük alanlarının özellikle genişletilmesi yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, 2002'den bu yana hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonlarını sırtlanacak gençleri yetiştirmek için gerekli altyapıyı, bunun için ihtiyacımız olan zemini kurduğumuzu düşünüyorum. Göreve geldiğimizde gençlerimizin karşılaştığı pek çok sorun artık sadece acı bir hatıra olarak hafızalarımızda yaşıyor. Bizim ve bizden sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı sıkıntıların hiçbiri artık gençlerimizin önünde bir engel olarak durmuyor. Şimdi millet olarak yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir.